Ekran geldi mi? Geldi, değişiyor. Nasıl öğreniyorsunuz? Transfer etkisi. Tamam. Nasıl öğreniyoruz? Evet. Evet, bir başlayalım bakalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ne kadar, kaç kişi varız? Göremedim. Bakayım. Şu anda 6 kişiyiz. Biri daha bağlanmaya çalışıyor. Evet. Peki, başlayalım. Ben zaten geciktik Sen ediyorum. her 5 ihtimale oldu. karşı telefonunu da açık tut. Tamam, artık herhalde uyacak şeye. Şimdi biz bu konuyu hiç bozmadan, yani slaytları da yansıtarak konuşalım ki girip çıkmalarda tekrar bozulmasın. Çünkü arada bu şeyler var. Resimler var. Resimlerin de görülmesini istiyorum bu şeyde. Biraz özel bir konu. Bu konu özellikle bizim öğrenmemizde, daha doğrusu sağlıklı öğrenmemizde etkili olabilecek bir araştırma, bir çalışma. Bu benim doçentlik çalışması olarak yaptığım transfer etkisi. Yani insanların bilgiyi, beceriyi, kültürü öğrenmek için nasıl yollar izliyor? Bunun bir incelemesi, yansıması olacak. Evet, genelde biz bir takım becerileri çevremize bakarak, çevremizde gördüklerimizi öğreniriz. Çoğunlukla bizim hafızamız bir boş sayfa olarak gelir. Algı alanlarımızla beraber, algılamalarımızla beraber ki bu algılamalar bize çeşitli şekillerde gösterilir ya da biz onları görürüz. Gördüğümüz zaman bir takım şeyler öğreniyoruz. Görerek öğreniyoruz. Duyarak öğreniyoruz, tatarak öğreniyoruz. Ama bunları bir yerden alıyoruz. Yani bir yerden transfer ediyoruz. Bu bilgi, beceri ve birçok şey oluyor. Biraz sonra bunların üzerinde konuşacağız. Şimdi burada gördüğünüz resmi birazdan daha geniş olarak görebileceğiz. Neler oluşuyor? Burada bir masa tenisçisi var gördüğünüz gibi. Masa tenisçisi elinde bir raketi var. Aynı şekilde bir kort tenisçisi var. Kort tenisçisinin de elinde bir raketi var. O da bir topa vuruyor. Kort tenisçisi de bir topa vuruyor. Ve bu aynı, birbirine benzer bir takım özellikleri var bunun. Fakat vuruş sırasında farklılıklar var. Birisinde burada gördüğünüz gibi el bileğini istediği açıya çevirerek topa falso ya da spin vermeye çalışıyor. Bu spin verme işi teniste farklı oluyor. Daha önce eğer tenis oynamışsanız masa tenisi oynarken bu size olumsuz bir transfer sağlıyor. Çünkü siz masa tenisindeki bileğinizi de aynen şeydeki gibi ya sert tutuyorsunuz ya normal kort tenisinde bileğin düz tutulması lazım. Yani sert, sıkı tutulması lazım. Burada bilekte hareket pek olmuyor. Ama masa tenisinde tamamıyla bilekten büyük ölçüde topa yön vermek ve yönlendirmek için şey var. Şimdi bu kızcağız eğer bunlar yer değiştirirseler bu sefer de zorlukla karşılaşacaklar. Çünkü masa tenisini kort tenisi gibi, kort tenisinden masa tenisi gibi oynamaya kalkışacaklar. Bunların hareketi öğrenmeleri zor oluyor. Onun için günlük yaşamımıza döndüğümüzde biz bazı becerileri, bazı öğrendiklerimizi kolayca öğrenebiliyoruz. İlk öğreniyorsak onu. Fakat daha sonra farklı becerileri öğrenirken bu şeylerde bazı şeyler bizim öğrenmemize karşı koyuyor. Ya da hani daha önce bahsettiğimiz bir şey vardı. Kas hafızası diye. İşte o hafıza, o motor program, beyinde başlayan o motor program alışılmış düzeyde verilen impulslara karşı yani uyarılara karşı gelen uyarılara karşı verilen tepkiler var. Eğer bu tepkilerde farklılık olursa ki biraz sonra bunları göreceğiz. Birbirlerini öğrenmede olumsuz yönde etkiliyorlar. Buna biz negatif transfer diyoruz. Evet, devam edelim. Şimdi demek ki bir raket tutuşu, iki raket tutuşu arasında farklılık var ve birisi diğerini öğrenmeye kalkıştığında burada aynı
tuşu bu sefer onda da deniyor fakat o ona uymadığı için yanlış öğrenme oluyor. Aynı şeyi bunun tersini düşündüğünüzde olabiliyor. Şimdi bu transfer olayı nerede, nasıl gerçekleşiyor? Bakarsanız biz öğrenme dediğimiz olayı tamamıyla biraz önce bahsettiğim gibi boş gelen bir sayfamız var. Bu sayfaya biz öğrenme ile, yani öğrenme olayı ile, daha doğrusu dışarıdan gördüklerimizi, duyduklarımızı, tattıklarımızı veya beş duyuyla aldıklarımızı kaydettiğimiz bir alanımız var. Bu alana bunları kaydettiğimiz sürece biz bunları öğrenmiş oluyoruz. Ama bu öğrenme gerçekte aslında uygulamaya döndüğümüzde, yani bu öğrendiklerimizi uygulamaya döndürdüğümüzde artık karşımızda o eski öğrendiğimiz şey yok. Yeni bir yapı var. Bu yeni yapı bizim icra ettiğimiz yapı. Yani bize gösterilenle bizim yaptığımız arasında büyük bir farklılık oluşuyor. Ya da anladığımız, öğrendiğimiz şeyleri biz başka ortamlarda denemeye kalktığımızda farklı yapıyoruz. Ya da her zaman orada bize gösterilen gibi algılayamıyoruz. Bu tamamen bizim algı mekanizmamızın gücüne bağlı olarak, yani iyi bir fotoğraf makinesi düşünün. Bir de daha zayıf değerleri olan bir fotoğraf makinesi düşünün. İkisinin çektiği resim farklı olacaktır tabii. İşte insandan insana bu özellikler aynen bu şekilde farklı oluyor değerli dostlar. Şimdi neleri transfer edebiliyoruz? Bilgiyi transfer edebiliyoruz. Çünkü birisi bize bir şekilde bilgiyi veriyor. Veyahut da bir şekilde etrafımızda görüyoruz. Bir şeyleri tanıyoruz. Bunlar bilgi. Deneyimleri transfer edebiliyoruz. Yani daha önce voleybol oynuyorsak buna benzer etkinlikleri, mesela koşmayı, sıçramayı, sekmeyi, bütün bunları ne yapıyoruz? Aynı şekilde deneyimlerimizden yararlanarak oradaki hareketlenmeyi yapabiliyoruz. Peki yeterlilik, belli bir yeterlilik durumumuzu transfer edebiliyor muyuz? Ediyoruz. Çünkü becerikli, bir bazı konularda becerikli olan insanlara bakıyorsunuz, hemen başka bir yere gittiğinde aynı beceriyi büyük ölçüde yine kendisini becerikli olarak gösterebiliyor. Demek ki önceden öğrendiğimiz bazı becerilerin diğer taraflarda transfer edilmesi mümkün. Burada transfer bu anlamda önemli. Peki beceriler transfer edilebiliyor mu? Evet, beceriler de transfer edebiliyor. Biraz önce gördüğünüz gibi mesela yüzme hareketi çok yönlü bir hareket. Yüzmede sağ sol söz konusu değildir. Yani sağ sol eliniz farklı çalışmaz. Teniste olduğu gibi sağ elinizle tenis oynamazsınız. Ya oynarsınız veya sol elinizle tenis oynarsınız. Yani tek taraflıdır. İki taraflı olsaydı o zaman simetrik olması gerekiyordu. İnsan bedeni de simetrik değil. Ama bazı beceriler ki tenis gibi, masa tenisi gibi, bunlar da tek yönlü beceriler var. İşte bunlar tek taraflı daha doğrusu. Bunların gelişmesi veya aktarılmasında bazı güçlükler oluyor. Bunları konuşacağız. Yetenekler transfer edilebilir mi? Evet, yetenekli olduğunuz alanlarda, ki yetenek genelde doğrudan doğruya bizim ırsiyetle, yani verasetle getirdiğimiz özelliklerimizdir. Bu özelliklerimizin güzel taraflarını, yani iyi bir şekilde ortaya çıkması nerede kullandığınıza bağlı olarak gelişebilir. Eğer belirli alanda kullanmaya ağırlıklı olarak yöneltmişseniz orada yetenekliymişsiniz, yetenekli olursunuz. Belki başka alanda daha da güçlü olabilirsiniz. Ama yetenek büyük ölçüde size ailenizden ya da ırsiyetten doğrudan doğruya aktardığınız ya da transfer ettiğiniz bir özelliğinizdir. Bu sizin elinizde olmayan bir şey. Eğitim, yani öğrendiklerimizin uygulanabilir hale gelmesi bir eğitim biçimidir. Bunu da konuşacağız. Yani kişinin artık eskisi gibi davranmak yerine yeni öğrendiği gibi davranmak, yani davranışta değişiklik
olması söz konusudur. Bu nedenle de öğretenler, öğrenenler, anneler, babalar sağlıklı bir eğitimin gerçekleşmesinde, yani sağlıklı bir davranış değişiminin gerçekleşmesinde söylenenle ya da kendisine anlatılanla, öğretilenle kişinin yaptığı arasındaki fark büyük ölçüde eğitimle öğretim arasındaki farktır. Öğrenebilirsiniz ama uygulamazsanız eğitilmiş olmazsınız. Örneğin, trafik kurallarını hepimiz biliriz. Sınava gireriz, 100 puan alırız ama kırmızı ışıkta geçeriz. Peki bu kuralı bilmiyor muyuz? Bilgi olarak biliyoruz. Ama yapmadığımız için eğitilmemiş oluyoruz. Yani bu alandaki eğitimimiz gerçekleşmemiş oluyor. İşte bu bağlamda öğrenenler ve öğretenler büyük ölçüde bu farkın oluşup oluşmadığını büyük ölçüde öğrenme safhasında göz önünde bulundurması gerekiyor. Gelişim geliştikçe insan değişiyor, becerilerini geliştiriyor. Becerilerini geliştirdiği becerileri de yine bir yerden diğer bir yere değiştirebiliyor. Evet, öğrenme olayına baktığımız zaman büyük ölçüde öğrenme görüyorsunuz. Bir davranış değişikliği ya da değişiklik oluşturma süreci eğitim. Öğrenmede her ne kadar böyle tanımlansa da bu eğer biz davranışı, daha doğrusu öğrendiğimizi davranış haline dönüştürmezsek, uygulayamazsak, sadece bilgi olarak kalırsa bu öğrenilmiş olur fakat dediğimiz gibi öğretme veya eğitim gerçekleşmemiş olur. Çoğu kez biz bu tür karşılaştığımız durumlarda kişiye evet sen öğrenmiş olabilirsin ama eğitilmedin kardeşim diyebiliyoruz. Transferin bir kavram olarak baktığımızda transfere aktarma, geçişim, intikal sözcüklerinin karşılığı olarak görünüyor. Yani bilginin aktarılması, yeteneğin aktarılması, soydan soya aktarılması, kültürün aktarılması, değişmesi ki son zamanlarda biliyorsun teknolojinin gelişmesiyle beraber pek çok kültür değişimi ya da yozlaşması veya iyileşmesi şeklinde uluslararası bir kültür transferi sürekli olarak canlı durmaktadır. Bunun da kısaca akademik olarak tanımı daha yoğun ve dinamik ortamlardan daha az yoğun ve durağan ortamlara doğru bir bilgi, beceri unsurlarının geçişimi olarak ifade ediliyor. Yani nedir o? İlgi çekilen alan yoğun ortamdır. Çok yoğun ortamlar örneğin tuzsuz suyla tuzlu suyun geçişimine bakarsanız dengeleninceye kadar karşı karşıya bağlandıklarında dengeleninceye kadar bir transfer gerçekleşir. Bilgi de böyledir. Bilgisiz olan, daha doğrusu belirli bir konuda bilgisi az olanın, belirli bir konuda bilgisi çok olandan bir bilgi transferi alır. Böylece çok yoğun ortamdan az yoğun ortama bir geçiş olur diyoruz. Burada yine aynı örneği vereceğiz. Belli bir konuda kazanılan bilgi becerinin başka bir konuda bilgi veya edinilmesini karşılaştırılması. Mesela pozitif transfer dediğimiz ya da negatif transfer dediğimiz transferler biraz sonra gene üzerinde duracağız. Bu resimlerde gördüğünüz gibi bu iki şeylerin uygulamanın birisi tenis oynuyor, normal tenis kort tenisi ya da diğeri efendim ne Baş. derler? Farklı bir ama tenis tuşlarına bakarsanız her iki oyunda da bunların birbirlerine olan geçişi pozitif olur, olumlu olur. Ama biraz önce verdiğimiz örnekte olumlu olmuyor. Mesela burada bir pozitif transferden resmini görebiliyoruz. İnsanlar vücut tutuşunu, beden tutuşu ile ilgili yapmış oldukları uzun süreli çalışmaları bir jimnastikten efendim dansa veya baleye, baleden diğerine olumlu olarak transfer edebiliyor. Demek ki
Böyle bu tür karşılaşmalarda deneyim kazanmış olan kişiler bu deneyimlerini benzer uygulamalarda pozitif olarak geliştirebiliyor, değiştirebiliyor. İki görevin antrenman ya da hazırlık koşulları da birbirine benziyorsa eğer, bunlar arasında da olumlu transfer gerçekleşebiliyor. Yani birbirlerine benzedikleri için ya da orada kullandıklarımızı orada kullanma imkanı olduğu için. Burada görüyorsunuz bir board var, bir de dalga sörfü var. Buradaki hareketlerin büyük ölçüde birbirlerine benzerlikleri olmasının büyük bir benzerliğinin orada da onun da orada da aynı şekilde oradaki öğrendiklerini uygulama imkanı olabilir. Bunu iş hayatımızda da aynı şekilde düşünebiliriz. Çalışma hayatımızda da veyahut da spor hayatımızda da düşünebiliriz. Evet. Burada badminton'la gördüğünüz gibi tenis. Fakat bunlardaki toplar aynı gibi görünüyor olsa da yine bunlar arasında biraz önce söyledik küçük bir farklılık olabiliyor. Ama büyük ölçüde bileğin durumu her ikisinde çok çok önemli. Birinde iyi olan öbüründe de iyi olma şansına yani pozitif transfer dediğimiz oradan oraya öğrendiklerimizi aktarma imkanımız olabilir. Eğer iki görevin yani iki tane ayrı becerinin etkileri aynı, tepkileri de aynı ise bizim verdiğimiz tepkiler de aynı ise burada biz pozitif transferden bahsediyoruz. Bunlarla ilgili uygulamaları yine burada gördüğünüz gibi biraz önce gösterdiğimiz yer. Eğer yeni denemekte olduğumuz bir becerinin öğrenme ya da performansının daha önce öğrendiklerimize benzer bir tarafı varsa burada değiştirilir, rahatlıkla bir geçiş sağlanabiliyor. Ama bu geçiş bazen burada olduğu gibi negatif olabiliyor. Birisi badminton gördüğünüz gibi, birisi tenis. Bunlar arasında negatif bir transfer söz konusu olabiliyor. Çünkü verilen tepki farklı. Bu ne demektir? Biraz sonra da bunun üzerinde duracağız. Evet. Şimdi transfer dediğimiz şey kaç çeşit olabiliyor? Yani neleri transferde sayabiliyoruz ya da transfer yaptığımız zaman farklı transfer türleri karşımıza çıkıyor. Birisi becerilerin arasındaki transfer. Örneğin basketbolla voleybol arasındaki veya handbolla futbol arasındaki benzerlikler büyük ölçüde böyle birinden diğerine bir transfer yapabiliyor. Retroaktif ve proaktif transfer diye bir kavram var. Bu aslında bugün öğrendiğiniz bir şeyi ya da daha önce öğrendiğiniz bir şeyi, geçen sene öğrendiğiniz bir konuyu, eğer bu sene farklı olarak başka bir yerde öğreniyorsanız, buradan diğerine yani ileriye yönelik bir transfer sağlamanız mümkün. Buna proaktif transfer diyoruz, ileriye doğru transfer. Ama daha önce öğrendiğimiz bir şeyin yeni öğrenmekte olduğumuz bir şeyi eğer bozuyorsa bu retroaktif transferdir. Yani geriye doğru dönük olarak bizim hareketlerimizin yani ne yaptık biz daha önce masa tenisi öğrendik. Sonra tenise döndük. Uğraştık tenisin becerilerini kazandık. Fakat bu sefer masa tenisine döndüğünde masa tenisimizin bozulduğunu gördük. Çünkü hareketleri farklı. Yani verdiğimiz tepkiler farklı. Bu geriye dönük olarak yani retroaktif transfer dediğimiz bir transfer olayını oluyor. Bunları niye anlatıyoruz? Anlatacağımız sebebi şu. Eğer böyle bir şeyle karşı karşıya geldiğimizde nedenini ve türünü anlamak bize bu konuda vereceğimiz emek açısından yani moral bozukluğu açısından veya öğrenmenin gidişatı açısından bir destek olabilecek. Bir başkası pozitif negatif transferden. Epeyce arada bahsettim. Olumlu transfer daha önce öğrendiğiniz bir şeyin daha sonra öğrendiğiniz bir şeye kolaylık sağlaması. Negatif transfer ise daha önce öğrendiğimiz bir şeyin daha sonra öğrendiğimiz bir şeyi bozması ya da tam tersi geriye doğru retroaktifte söylediğim gibi. Sıfır transfer ise bir öğrendiğimiz becerinin diğerine herhangi bir rolü olmaması. Mesela futbol oynuyorsunuz.
yüzmeyi bozmaz. Çoğu der ki hayır, futbol olanlar yüzmemesi lazım. Bunun alakası yok. Burada yanlışlık var. İkisinin hareketleri, becerileri veya etkiye karşı verdiğimiz tepkileri farklı. O nedenle de biz diyoruz ki bu da olumsuz, yani sıfır transfer. Herhangi bir şekilde bir transferden bahsetmiyoruz. Parçadan bütüne transfer. Genellikle biz becerileri bütün olarak aynı bir anda bütün olarak öğrenemiyoruz. Ne yapıyoruz? Parçalıyoruz. Fakat birbirine anlamlı parçalar biçiminde küçük bağlantılarla bütüne doğru gidiyoruz. Bir cirit atmayı düşünün. Cirit atıyorsunuz. Bir ciritte bir koşarak cirdi taşıma var. Çapraz adıma giriş var. Sonra da çekerek havadan fırlatma var. Şimdi bu üç tane, dört tane farklı hareketin birbirine bağlanması var. O zaman bunların ayrı ayrı çalışılıp ikişer ikişer bağlantılarının kurularak en sonunda tamamının yapılması. Yani bir parçanın bütüne atma hareketine bağlantısı söz konusu, buna da parçadan bütüne transfer diyor. Peki basitten karmaşa. Genelde biz becerileri en basit şekliyle çocuklara veya kişilere, ilk başlayanlara öğretiriz. Arkasından gittikçe daha zoruna doğru gideriz. Yani basitten zora doğru gidiş anlamında transferden bahsetmiş oluyoruz. Peki kavramlardan beceriye transfer nasıl oluyor? Mesela diyoruz ki turnike hareketi. Turnike, yani basketbolda turnike, koşarak adımlayarak gidip üç adım içinde basket topunu atmak. İşte bu turnike sözcüğünün altına yazdıklarınız ya da onunla ilgili olacak arka arkaya gelecek olan, mesela fosfori flop, fosfori yüksek atlama. Burada ne yapıyoruz? Adımlama var, koşu var. Dairesel bir koşu alıyorsun. Sonra sırtınızı dönüyorsunuz alete. İçteki bacağınızla sıçrıyorsunuz ve üstünden geçiyorsunuz. Ama bunun adı nedir? Fosfori atlama. İşte fosfori atlamada büyük ölçüde biz bir fosfori kavramını ne yapıyoruz? Hareketin kendisine transfer etmiş oluyoruz. Ya da bununla beraber onu anlıyoruz. Böylece bir transfer oluyor. Görev içi transferde de mesela sürekli yapmakta olduğunuz ardarda bir takım işler olur. Ve bu işleri yaparken, birini yaparken tam onu bitirmek üzereyken bundan sonra ne yapacağınızı düşünmezsiniz. Birbirine bağlı gider bunlar. Yani biri diğerini hatırlatır. Bilmem jimnastikçileri izlediniz mi? Jimnastikler yerde jimnastik yaparken, bir yer minderinde hareket yaparken bir taraftan harekete başlar ve ta serisinin sonuna kadar hareketi kesintisiz olarak yapar. Ama hiçbir zaman da mesela serinin yarısından sonra ne yapacağını düşünmez. Çünkü bir hareketin sonu diğer hareketin başlangıcını hatırlatır. Böylece birbirine bağlı olarak görev içi transferler gerçekleşir. Yakın uzak transfere baktığımızda yakın transfer yakın zamandan daha önce yakın zamanda öğrendiğimizi hemen daha yakın zamandaki bir şeye transfer edilmesi. Mesela uzak transfer için bir şeyler söyleyebiliriz. Nedir o? Diyelim ki okuma yazmayı öğreniyoruz. Daha sonra da bilim adamı oluyoruz. Yani yakın da uzandığınız yakında öğrendiğiniz bir şeyi ta ileride başka bir alana transfer etmiş olabiliyoruz. Bilgi kültür transferi. Burası çok çok önemli. Bilgi kültür transferi özellikle yaşadığımız çevre bizi biçimlendirir. Bu o yöreye ait, oraya ait kültürdür. Her ne kadar bilgiler birçok yönden alınmış ortak olsa da gene de yaşadığımız noktada insanlar bir şekilde bilgiyi çeşitli şekillerde bir kültür transferiyle karşı karşıya kalır. Bazen bunlar hiç bu kültür transferi oluşmuyor. Çünkü kendi kültürüne aşırı bağlı olan insanlar daha izole bir mekan oluşturuyorlar. Ve o mekanda hatta Almanya'da birçok giden Türklerimiz oluştukları gettolarla beraber orada hiçbir kelime Almanca öğrenmeden yaşadıklarını biliyoruz. Bir şey benim başıma geldi. Daha yakın zamanda
Maskemizi taktık hanımla beraber ve asansöre bindik. Asansörle yukarıdan aşağıya iniyoruz. İnerken 6. katta iki delikanlı asansörü durdurdu ve pat diye içeri girdiler. Evet, ikisinde de maske vardı ama içeri girdiler. Bizde de genellikle apartmanın genel kaidesidir. Derler ki girebilir miyim? Müsaade eder misiniz? Şeklinde bir müsaade ister. Gençlerin birisi Amerika'daymış. Sonradan yani sohbet ettik de öğrendik. Dedim ki bakın Amerika'ya gittiniz. Orada yüksek lisans yapıyorsunuz. Bu düzeye gelmiş bir insan olarak. Kapıdan girerken acaba müsaade eder misiniz diye söyleme kültürünü orada görmek, yaşama mümkün olmadı mı sizin için diye. Ondan sonra yok ben biz düşündük ki siz bir şey demezsiniz falan diye söyledi. Yani insanlar okuyabiliyor, bilgi sahibi olabiliyor ama bazen transfer kültür transferi büyük ölçüde gerçekleşemeyebiliyor. Yani insanlar daha rigid oluyor. Kendi şeylerine bağlı. Organlar arası transfer olur mu? Oluyor. Mesela sağ elden sol ele, sağ ayaktan sol ayağa, sağ elden sol ayağa, sol elden sağ ayağa şeklinde transferler olur. Mesela okuma yazma, yazmayı öğrendiğinde yazarken, sağ elimizle yazarken bunu bir de sol elimizle deneyelim dediğimizde aradaki farkı görüyoruz. Bunu konuşacağız. Nasıl oluyor? Sağ ile bilateral transfer diyoruz biz buna. Yani aynı ekstremitelerin aynı beceriyi yapmada gösterdikleri olumsuzluklar, farklılıklar şeklinde biz buna bilateral transfer diyoruz. Yeteneklerin beceriye transferinden bahsetmiştik. Yetenekler büyük ölçüde yetenekli olduğunuz bir hususu doğrudan uygulamaya sokarsınız ve orada önemli bir başarı sağlayabilirsiniz. Bu da yeteneğin beceriye transferi şeklinde. Peki bir başka önemli nokta. Burada gördüğünüz bir şey var. Macera kayakçısı var. Macera kayakçısının kullandığı şuradaki beceriler yukarıdan aşağı kayarken aynı şeyi dalga sörfünde de kullanma imkanı var. Demek ki bunların geçişinde, birbirine transferinde büyük ölçüde bir kolaylık olacağı açıktır. Evet. Şimdi burada biz transfer türlerini biraz daha şekil olarak görmüş olacağız. İki görevin uyarı ve tepki benzerliği pozitif transferi oluşturur diye bir kavram. Nedir bu? Bakın bize gelen uyarılar var. Uyarı nedir? Top uyarısıdır. Bir top geliyor karşıda. Eğer voleybol topuysa voleybol davranışı göstereceğiz. Basketbol topuysa basketbol. Tenis topuysa tenis davranışı göstereceğiz. Çünkü bunu öğrendik. Şimdi bu gelen ya da öğrenmeye kalkıyoruz. Öğreneceğimizde bakın uyarıları aynı. İkisi de top. Top uyarısı olarak geliyor bize. Ama bunlara verilecek tepkiler aynı değil. Vereceğimiz tepkiler farklı. Birinci tepki, ikinci tepki. Eğer bunların ikisi de aynı ise, burada görüldüğü gibi eğer aynı ise, o zaman pozitif transfer gerçekleşiyor. Yani önce öğrendiğimizin sonra öğrendiğimize faydası oluyor. Daha çabuk öğrenebiliyoruz, daha kolay öğrenebiliyoruz. Oradaki şeyleri biliyoruz. Demek ki bu bizim iki beceri arasındaki olumlu pozitif transfer dediğimiz transferi oluşturmuş oluyor. Bir başka yandan bakalım. Yine aynı top etkisi geliyor bize. Birisi tenis topu, birisi masa tenisi topu ama ikisi de top. Gördüğünüz gibi bize top etkisi olarak geliyor. Ama masa tenisi topuna vereceğimiz yanıt farklı. Efendim, evet, kort tenisine vereceğimiz yanıt farklı. Böyle olduğu zaman işte burada negatif transfer gerçekleşiyor. Yani birbirlerini olumsuz etkiliyorlar. Böyle bir şeyi öğrenmeye kalktığımızda ya da çocuklarımızı öğretmeye kalktığında veya hoca, bunu öğretecek hoca mutlaka kişinin daha önceki deneyimlerini göz önüne alması gerekir. Buradan çıkaracağımız en önemli sonuç budur. Ya sen şöyle şey masa tenisi oynardın, niye bunu yapamıyorsun? Şeklindeki bir şey tamamıyla doğal bir negatif etkidir. Bu etkiyi unutmamak lazım. Evet, iki görevin tepkileri çok az benzer. Uyarıları ise transferi
az arttır. Eğer şimdi burada bir top etkisi var, bir de diyelim ki başka bir etki var bize gelen karşıdan. Bunların ikisine de verdiğimiz tepkilerde farklıysa, o zaman birbirlerini fazla etkilemiyorlar. Ama her ikisinde beraber kullandığı bazı taraflar hariç, mesela yürüme, koşma, sıçrama gibi ortak kullanılan şeyler varsa bunlara fayda sağlıyor. Ama beceriye yönelen, yani uzun emeklerle, çabayla öğrendiklerimiz böylece bizi burada etkilemiyor. Rahatlıkla bunları değiştirebiliyoruz. Evet, bazen nasıl bir etki olabiliyor? Biz eğer jimnastikçi, biz ayak uçlarının gergin tutmayı, estetik olarak gergin tutmayı öğrenmişse, buradan havuza girip de burada bir senkronize yüzme yaparken ayaklarını aynı şekilde tutmayı kolayca öğrenebilir. Yapacak olan hoca veya öğretici diyecek ki, aynen jimnastikte yaptığın gibi bileklerini tutacaksın dediğinde her şey bitiyor. Çünkü daha önce denemiş, bilmiş ve onunla beraber yaşamış, artık onu davranış haline getirmiş. Peki dostlar, organdan organa transfer nasıl oluyor? Yani bir elden bir ele, bir ayaktan bir ayağa transfer olur mu? Oluyor. Kavramsal boyutta öncelikle sağ elinizle yaparken de aynı bilgiyi kullanıyorsunuz. Sol elinizle yaparken de aynı bilgiyi kullanıyorsunuz. O zaman bilişsel bölümü ortak. Ama buradan örneğin sağlak iseniz, sağ elinizle bir hareket yapıyorsanız, aynı anda sol tarafınıza da bir uyarı gidiyor. Ancak bunu inhibe ediyor beyin ve ekside edeceği, yani kullanacağı tarafı ne yapıyor? Aktive ediyor. Ve böylece biz bir tarafla yaparken öbür tarafa da aynı motor programın gittiğini biliyoruz. Ama uygulamadığımız için orası pasif kalıyor ya da uygulanmayan şey de öğrenilemiyor. Nöromotor boyuta baktığımız zaman, yani sinir iletişim boyutuna baktığımızda, bir vücut bölümünde bir hareket gerçekleşirken simetriği olan, yani çünkü vücut genelde simetriktir. İki taraflı olunca iki ayrı ekstremitede aşağı yukarı aynı uyarılar gidiyor. Simetri olan vücut bölümlerinde de benzer bir miyografik hareket izlenir. Yani sağ elinizde hareketi yapmaya kalktığınızda sol ele takılan elektromiyografide hareketin orada verdiği tepki kadar öbür tarafta da tepkiyi görebiliyorsunuz. Ama bir taraf çalışıyor, bir taraf çalışmıyor. Ama motor program orayı da pasif olarak harekete hazırlıyor. Onun için diğer tarafın öğrenmesi de mümkün olabilir. Aynı sinir yolu kullanılıyor. Ancak farklı vücut bölümü innerve eden bir geçiş yolu. İnerve demek sinirlendirmek demek. Yani orayı harekete geçirmek anlamındadır. Evet, organdan organa pozitif transfer nasıl oluyor? Önce dominant taraftan başlanırsa nasıl oluyor? Biz bir çalışma yaptık, bir araştırma yaptık. Bu araştırmada dedik ki, acaba iki elli becerilerde, iki taraflı becerilerde öğrenmeye hangi taraftan başlarsak daha çabuk öğrenebilir kişi? Örneğin kayakta biliyorsunuz hareketler simetriktir. Yani sağa dönüşünüz kadar sola da dönmeniz gerekiyor. Sağa dönerken farklı ekstremiteleriniz devreye giriyor, sola dönerken farklı ekstremitenize ağırlık aktarmanız gerekiyor. Onun için her iki tarafı da simetrik geliştirmeniz gerekiyor. O zaman dönmeyi öğretirken hangi taraftan başlamak daha faydalı olabilir? Bunun gibi benzer yaşamımızda pek çok benzer beceriler var. Eğer iki taraflı da yapmamız gereken durumlar varsa, bu taraflardan hangisiyle öğrenmeye başlamalı? Genellikle basitten zora gidildiğinde size en kolay gelen taraf tabii ki dominant tarafınızdır. Yani sağlaksanız sağ tarafınızdır, solaksanız sol tarafınızdır. Basitten zora gidiş yöntemine göre ya da yaklaşımına göre, ilkesine göre normalde bizim sağdan başlamamız lazım. Ama her iki tarafın en iyi şekilde gelişmesini istiyorsak ve çabuk gelişmesini istiyorsak, bu sefer acaba sağdan başlarsak sol tarafımız zayıf mı kalır? Çünkü her ikisine de ihtiyacımız var. O zaman acaba bizim yaptığımız çalışmada biz zayıf taraftan
başlarsak daha güçlü bir öğrenme mi, daha kısa zamanda daha güçlü bir iki taraflı öğrenme mi gerçekleştirebiliriz? Zaten sağ tarafımız kuvvetli, rahatlıkla orası çabuk öğreniyor ama zayıf taraftan başlayalım mı diye demeli. Çalışmamız bunun üzerinde. Vurgu bilişsel özellikler üzerine olursa, yani bilişsel bilmemiz gereken konular yeterince anlatılabilirse, bunu yeterli öğrenme ve tekrar izlerse, resesif organ dominant tarafın öğrendiklerinden direkt olarak deneyim kazanabilir. Yani zayıf tarafımız kuvvetli taraftan destek alabiliyor. Dominant resesif gelişim etkisine bakarsak, antropometrik yapılanma asimetriktir. Yani bizim genellikle kuvvetli olan tarafımız daha güçlüdür, daha dayanıklıdır ve daha çabuk hareketleri yapabilir. Çünkü resesif kuvvetli tarafımızdır. Onun için buna zayıf tarafımız da daha yavaş öğrenebilir. Asimetriktir. Yani tam simetrik değildir. Her ne kadar çift organlarımız vücudun iki tarafında toplanmışsa, yer almışlarsa da bunlar birbirlerinin aynı değil, farklı oluyor. Beyin hemisferlerine baktığımızda bunların yapılanmasında asimetriktir. Yani beyin hemisferleri bile asimetrik. Sağ hemisfer 5 gram daha ağır. 2-3 kat daha fazla kıvrımlı. Tomografi bulgularına göre biz bunları görebiliyoruz. Demek ki sağlı sollu hemisferler de birbirinden farklı oluyor. Dünyadaki solaklar ve sağlaklara baktığımızda, yani sağ elini veya sol tarafını kullananlar, ki bu ayakta olabilir, gözde olabilir, birçok ekstremitemizde, yani çift olan taraflarımızın bir tanesi daha güçlüdür, daha çabuk öğrenir, daha çabuk hareketi yapabilir. Dünyadaki solak sağlak sayısına baktığımızda genelde dünyada insanların %90-95'i sağlak görünür. Ama öyle değil. Ve kesim solaklığa baktığımızda, yani kullanılan solaklık olarak %3 ile %5 arasında olduğu söyleniyor. Yine %3'te iki taraflı ambidex dediğimiz, her iki tarafında eşit sürede şekilde kullanan kişiler var. Bunlar da %3'ünü oluşturuyor. Normalde kültürel zorlamalar olmasa eğer, dünyada solaklığın sayısı %40 civarında olması gerekiyor. Yapılan araştırmalar bunu ortaya koydu. Yani normalde biz kültürel ya da dinsel anlamda, işte efendim tuvalete girerken sol ayağını basacaksın. Efendim işte şunu yaparken mutlaka sağ, öbürü kötü ayağını, kötü elinizdir, iyi eliniz sağ elinizdir, onu kullanacaksın şeklindeki baskılardan ötürü sağlaklık %90-95'i bulmuştur. Normalde insanlar meydana geliş olarak, yani doğuştan itibaren %40'ı solak olabilir durumda imiş bilimsel araştırmalara. Bizim yaptığımız çalışmada, ki bu Alp Kayağı üzerinde yaptık, kayak öğreniminde genel temel çalışmaları yaptık. Yani yerinde hareketler, efendim dolaşmalar veya yerinde durduğumuz hareketleri verdik çocuklara. Sonra dönüşlere kontrol grubunda dominant taraftan, yani bir grubu kontrol grubu yaptık. Onları sağlak olanları sol tarafa dönüş yaptırdık. Çünkü sola dönebilmek için sağ kayağınız aktif olması gerekiyor. Diğerinde ise aksi tarafa, yani sol kayağa basarak sağa dönmeyi öğrettik. Bir gruba da onu öğrettik. Tam tersi olmak üzere, yani aslında sağlaklara sol tarafı, solaklara da sağ tarafı önererek başladık. Sonra resesif gruba dominant dönüş hiç yaptırılmadı. Hiç yaptırmadı. Yani resesif grup dediğimiz sağ olanlar, sağlak olanları sola, solak olanları sağ olmak üzere dönüş hiç yaptırmadık. Dominant gruba aynı sayıda yaptırdık. Ve buradan elde ettiğimiz sonuçlar, her iki gruba da iki taraflı dönüş yaptırdık hemen arkasından. Ve sonucu test ettik.
Gördük ki deney grubundan kontrol grubuna göre %38'lik bir alıştırma sayısı tasarrufu sağladık. Yani ne dedik? Zayıf tarafından dönmeye başlayanlar diğerlerine göre, yani kuvvetli taraftan başlayanlara göre %38'lik bir fark oluşturdular. Daha az çalışmayla, antrenmanla daha çabuk dönmeyi öğrenebildiler. Bu da bizim doçentlik çalışmamızda önemli bir şey oldu. Sonuç, alıştırma yapılan taraftan yapılmayan tarafa bir transfer gerçekleşmektedir. Bu büyük ölçüde diğer bilgilerle de eşleşiyor. Kayak gibi bilateral beceri gerektiren sporlarda simetrik gelişimi sağlanmasında resesif tarafla, yani zayıf tarafla başlamak alıştırma tasarrufu sağlayabilir ve öğrenme performansını da artırabiliyor. Yani demek ki her iki elimiz, her iki ayağımızla veya her iki taraftaki ekstremitemizle yapmamızda başarılı olabileceğiz. Mesela handbolcular sollu ve sağlı olarak her iki ellerini de kullanmakta başarılı olabilmeleri için zayıf taraflarındaki atışlarını bol bol çalışırlarsa kuvvetli tarafa buradan çok hızlı bir transfer oluyor. Ama sağla yaparlarsa ilk antrenmanlarınız sola o kadar olmuyor. Eğer dominant tarafları sağ ise. Evet, futbol, basketbol, voleybol ve handbol becerilerinde iki taraflı beceri gelişiminde resesif taraf etkisi kullanılabilir. Yani rahatlıkla bunu kullanabilirsiniz. Tenis, masa tenisi, badminton, eskrim gibi tek taraflı, yani tek elle yapılan becerilerde diğer tarafı çalışmaya ihtiyaç var mı acaba? Öyle görünüyor ki buradan da bir takım değerler, bir takım şeylerin geliştirilmesinde büyük ölçüde yararlı olabileceğini düşünüyoruz. Ama bunu araştırmak lazım. Evet dostlar, bugünkü sunumumuz, çalışmamız biraz günlük olarak yaşadığımız, ister işimizde, ister spor hayatımızda, istersek diğer alanlarda bilgiyi nasıl alıyoruz, nasıl transfer ediyoruz ve nasıl kullanıyoruz. Bildiğimiz gibi herhangi bir becerinin öğrenilmesi ancak önce bilgi almayla oluyor. Bilgi alındığı ortam veya alınan durum hiçbir zaman gerçek gibi değildir. Bunu bilmek lazım. Yani dershanede anlattığımız, spor salonunda anlattığımız veya başka bir ortamda, bir iş ortamında anlattığımız şey hiçbir zaman o kafada oluşturmaya çalıştığımız bilişsel yapı, bilişsel otomatik durum doğrudan doğruya uygulamaya geçtiğinizde olmuyor. İkisi farklı şey. Bu nedenle de biz diyoruz ki bütün sanatsal, uygulamalı veya mesleğe yönelik çalışmalarda mutlaka iş alanıyla, yani oradan oraya doğru bilginin transfer edilmesi ve bilginin tam olarak gerçekten kendisine özgü olarak ortaya konulabilmesi büyük ölçüde bu iş birliğiyle olabilir. Yani derste, laboratuvarda veya sadece kapalı mekanda öğrenilenlerle insanların uzman olması beklenemez. Bu nedenle de asıl gerçek kişinin yaptığı işle karşılaşması durumudur. Yani bilginin beceriye, yaşam tarzına transferiyle, aktarılmasıyla gerçekleşir. Evet, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Biraz belki akademik oldu, kusura bakmayın. Ama bu yaşadığımız olayların, öğrenme olaylarının sağlıklı yürümesinde bazı temel bilgilerin yararlı olacağını düşünerek sizlerle bu konuyu paylaştım. Sağ ol Hasan Hocam. Teşekkür ederiz. Evet, Ben konu biraz teşekkür ederim. derinlemesine ama faydalı bilgiler var orada. Ben Umuyorum. alışkanlıklarda da pozitif negatif olduğunu ilk defa